Şu an ekran kaydını başlattım hocam. Giriş yapabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Kıymetli katılımcılar, 5. Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı'nın 3.5A oturumuna hoş geldiniz. 5 konuşmamız gerçekleşecek. İlk konuşmamız COVID-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin uzaktan eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma isimli konuşmayı Semra Erpolat Taşabat hocamız yapacak sanırım. Mert Ersan yapacak hocam. Efendim? Mert Ersan sunumu Evet. gerçekleştirecek kişi. Mert Ersen Kayaoğlu değil mi? Mert Ersan. Pardon, burada yanlış yazılmış hocam öyle. Mert Ersen Kayaoğlu diye yazmış ama buyurun hocam söz sizindir. Kayaoğlu diğer bir hocamız hocam. Tamam. Tamam hocam buyurun söz sizindir. 10 dakikanız var. Kolaylıklar dilerim. Şu an ekran paylaşımı yaptım, geldim hocam. Evet hocam buyurunuz. Öncelikle kendimi tanıtayım ben yine. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünde doktora yapmaktayım. Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki hocalarımızla birlikte COVID-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin uzaktan eğitime yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Bu bir BAP projesi ve bugün size onu sunacağım. Öncelikle araştırmamızın amacından bahsedeceğim. Araştırmamızın iki temel amacı söz konusu. İlk amacımız COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimle ders alan Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin uzaktan eğitim sistemine bakış açıları, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili öz yeterlilikleri ve uzaktan eğitimle yürütülen derslere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ve aynı zamanda ikinci amacımız da bu sefer akademisyenlerin yine uzaktan eğitime bakış açıları, uzaktan eğitim sistemine ilgili öz yeterlilikleri ve uzaktan eğitimle yürütülen derslerin ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Araştırmamızın öneminden bahsedecek olursam, günümüzün ve geleceğin vazgeçilmez eğitim aracı olan uzaktan eğitimin üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından benimsenmediği ve bununla ilgili öz yeterlilikler açısından da herhangi bir problem yaşanıp yaşanmadığı, uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerinin neden olduğu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi üzerinde tespit edilmiştir. Bu sayede sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için de gerekli birimlere destek sağlanması yapılmıştır. Bu çalışma sadece Mimar Sinan Üniversitesi bünyesindeki tüm öğrenci ve akademisyenleri kapsamaklı olup yöntem olarak online hazırlanan anketten ve gerek görülmesi durumunda belirli bir örneklem ile görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Anket hem öğrencileri hem de akademisyenleri olmak üzere iki farklı şekilde hazırlanmıştır. Ve burada çalışma ekibinin deneyimlerinden de yararlanılmıştır. Öğrencileri ve akademisyenleri Microsoft Form aracılığıyla anket linki gönderilmiştir. Ve iki türde hazırlanan anketler dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde anket sorunları demografik bilgiler ve uzaktan eğitimle ilgili genel durumların tespitine yönelik sorular. İkinci bölümde ise çevrim içi uzaktan eğitimde kullanılan teknoloji, sistem ve uygulamalara ilişkin sorunlar. Üçüncü bölümde ise öğrencilerin veya akademisyenlerin öz yeterliliklerine ilişkin sorunlar ve anketin son bölümünde ise öğrencilerin ve akademisyenlerin uzaktan eğitim anıtları ve verdikleri derslere ilişkin düşüncelerine yönelik sorular sorulmuştur. Ankete 168 öğrenci ve 52 akademisyen katılmıştır. Uzaktan eğitim hepimizin bildiği gibi çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki başlık altında toplanır. Çevrim dışı eğitimler ise önceden çekimleri yapılmış ve sunulmuş veya sunulmamış eğitimlerdir. Çevrim içi eğitimler ise canlı olarak öğrencileri veya akademisyenlerin birebir etkileşim halinde olduğu eğitimlerdir. Uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajlarından bahsedecek olursak, uzaktan eğitim öğrenenler için birçok faydası vardır. Ve en önemli avantajı zamanda ve mekanda esneklik sağlamasıdır. Öğrencilere durup tartışmalarına katılma imkanı sağlaması da önemlidir. Ve içi kapanık öğrencilerin de derse katılımı kolaylaştırması da yine bir avantajdır. Çevrim içi öğrenmenin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Öğrenmenin yüz yüze eğitimdeki kadar etkili olmaması en önemli dezavantajlarından biridir.
Ve öğrenciler için bazı sorunlar bu teşkil etmektedir. Pandemi döneminde ise uzaktan eğitimin öneminden bahsedilecek olursak, okulların mecburi olarak uzaktan eğitimle geçişleriyle birlikte eğitim sisteminin rutin düzeninde değişmiş olmaktadır. Ve yüz yüze eğitimin yerini çevrimiçi ortamlarda etkileşimin yüksek olmadığı ve bununla birlikte öğretmenin öğrenme sürecindeki rolünün de değiştiği bir gerçektir. Ve bu durumda online eğitim bir zorunluluk haline gelmiştir. Uzaktan eğitimin uygulamalarının kullanılmasının bir zorunluluk haline geldiği küresel salgın durumlarında da eğitimin daha etkili olabilmesini sağlamak için de öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin ve öğrenmenin sorumluluğu almasını sağlayan yaklaşımların bu ortamlardaki önemini vurgulayan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmamızın metodunda nicel desenli tarama modeli tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada cinsiyetleri ve sınıflara göre de farklılaşma olup olmadığı incelendiğinden tarama modelinde tasarlanan nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelinden bahsedecek olursak herhangi bir durumun bir oldu veya olaya ilişkin görüşlerinin tutumlarının alındığı ve bu yoluna onların betimlenmeye çalıştığı bir araştırma yaklaşımıdır. Bu çalışmada da veri toplama aracı olarak çalışma ekibi tarafından geliştirilen öğrenci ve akademisyenlere yer aldığı 2 adet anket geliştirilmişti. Bunu daha önce de bahsetmiştim. Ve anketlerde öğrencilere 23, öğretmen akademisyenlere ise 21 soru sorulmuştur. Ve bunlar IBM SBS payı programı tarafından analizler gerçekleştirilmiştir. 168 öğrenci ve 52 akademisyen katılmıştı anketimize. Son soru ise hem akademisyenleri hem öğrencileri açık uçlu şeklinde hazırlanmıştır. Bunun nedeni de hem online eğitimle yüz yüze eğitimin karşılaştırılması istenmiştir. Analizlerde bu soruya verilen cevaplarla bölümlere göre ele alınarak listelenmiş ve her bölümdeki öğrenci ve akademisyenlere göre de yine değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Analizlerde frekans yüzleri, grafik çapraz tablolar, ki kare analizi, parametrik olmayan t-test ve ANOVA testleri, korelasyon analizi ve metin analizi yöntemleri kullanılmıştır. Uzaktan eğitimle ilgili öğrenciler toplu taşımayı kullanmama, zaman kaybını önleme, hastalık riskini azaltma gibi nedenlerden dolayı olumlu bakmaktadırlar. Akademisyenler ise genellikle bilgisayar tabanlı derslerin teknolojik eksikleri, üniversitede teknolojik eksikler nedeniyle online verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ve online eğitimin zaman ve mekan tasarrufu sağladığını düşünmektedirler genel olarak. Yüz yüze eğitimle ilgili olarak da ama öğrencilerin motivasyonunun %48 oranında olumsuz etkilendiği görülmüştür. Ve öğrencilerin de kendilerini motivasyon, heyecan ve zaman kaybına neden olduğunu belirtmişlerdir yüz eğitimin, uzaktan eğitimin. Akademisyenler ise yüz yüze eğitimle daha verimli olduğunu ve özel durumlar haricinde yüz yüze eğitimin tercih edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Karma eğitimde ise öğrenciler genel olarak teorik derslerin online, uygulamalı derslerin ise yüz yüze verilebileceğini belirtmişlerdir. Fakat burada uzaktan öğrencileri karma eğitimde teorik dersleri online aldıktan sonra uygulamalı ders için üniversiteye yetişmeleri açısından belli bir zaman ayarlamasının yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Akademisyenler ise genellikle yüz yüze eğitimi daha faydalı bulurken az öğrencinin seçtiği işte inkılap tarihi gibi derslerin online olarak verilebileceğini belirtmişlerdir. İstatistiksel analizler kısmında ise aşağıdaki 5 sorudan yararlanılmıştır. İlk sorumuz, daha önce hiç uzaktan eğitim aldınız mı? Sizce uzaktan eğitim etkili bir öğrenme yöntemi midir? Derslerin uzaktan öğretimi motivasyonunuzu nasıl etkiler gibi. İlk slaytımızda öğrenci ve akademisyen ayrımına göre sorunların analizi bakılmıştır. Ve 168 öğrenci ve 52 akademisyenine göre sıralanan sorunlara verdikleri cevaplar arasında farklılık olup olmadığını test etmek amaçlanmıştır. Burada daha S1, daha önce hiç uzaktan eğitim aldınız mı sorusuyla sizce uzaktan eğitim etkili bir öğrenme yöntemi midir? Derslerin uzaktan öğretimi motivasyonunuzu nasıl etkiler? Sorunları arasında H0 hipotezi red edilerek öğrencilerin ve akademisyenlerin bu sorunlar için verdikleri cevaplar arasında farklılık olduğu görülmüştür.
Yine S4 sorusu, uzaktan eğitimle ilgili sorunlarınızı ve görüşlerinizi İngilizlere rahatlıkla iletebiliyor musunuz ile bundan sonra uzaktan eğitimle ilgili eğitim almak ya da vermek ister misiniz sorunları arasında da harçlı hipotezi kabul edilerek öğrenciler ve akademisyenler bu sorunlar için verdikleri cevaplar arasında farklılık olmadığı %95 güvenilirlik yüzeyiyle söylenilebilir. Cinsiyet ayrımına göre baktığımızda ise önce öğrenciler açısından incelediğimizde tüm sorunlar için P=0.05 olumlu H0 hipotezleri kabul edilerek kadın ile erkek öğrencilerin bu sorunlar için verdikleri cevaplar arasında farklılık olmadığı görülmüştür. Akademisyenler açısından incelediğimizde ise yine P=0.05 olduğundan H0 hipotezleri kabul edilerek kadın ile erkek akademisyenlerin bu sorunlar için verdikleri cevaplar arasında farklılık olmadığı %95 güvenilirlikte söylenebilir. Fakülte ayrımına göre bu 5 soruyu analiz edersek öğrenciler için uzaktan eğitimle ilgili sorunlarımızı ve görüşlerinizi İngilizce rahatlıkla iletebiliyor musunuz? S4 sorusu dışında diğer sorunlar için P=0.05 olduğundan H0 hipotezleri kabul edilerek fakültelere göre öğrencilerin bu sorunlar için verdikleri cevaplar arasında farklılık olmadığı, akademisyenler için incelediğimizde ise yine P=0.05 H0 hipotezleri kabul edildiğinden dolayı akademisyenlerin de bu sorunlar için verdikleri cevaplar arasında farklılık olmadığı %95 güvenilirlikle söylenebilir. Bölüm ayrımına göre de yine incelediğimizde öğrenciler için yine bu sorunların verdikleri cevaplar arasında farklılık olmadığı, akademisyenlerin de yine bu sorunlar için bölüm ayrımına göre verdikleri cevaplar arasında bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sorunların ilişki analizine baktığımızda ise S1 sorusu, daha önce hiç uzaktan eğitim aldınız mı ya da verdiniz mi ile S3 sorusu, derslerin uzaktan öğretimi motivasyonunuzu nasıl etkiler? Ve S4 sorusu, uzaktan eğitimle ilgili sorunlarınızı ve görüşlerinizi İngilizce rahatlıkla iletebiliyor musunuz sorusu arasında ve bundan sonra uzaktan eğitim yoluyla eğitim almak vermek ister misiniz arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Yine S2 sorusuyla, uzaktan eğitim etkili bir öğrenme yöntemi midir? Ve S3 sorusu, derslerin uzaktan öğretimi motivasyonunuzu nasıl etkiler? Ve bundan sonra S5 sorusu, bundan sonra uzaktan eğitimle ilgili eğitim almak vermek ister misiniz? S5 sorusu arasında da yine güçlü pozitif ilişki olduğu görülmüştür. S3 sorusu, derslerin uzaktan öğretimi motivasyonunuzu nasıl etkiler sorusu ile uzaktan eğitimle ilgili sorunlarınızı ve görüşlerinizi İngilizce rahatlıkla iletebiliyor musunuz? Ve S5 sorusu, bundan sonra uzaktan eğitimle ilgili eğitim almak ya da vermek ister misiniz arasında da güçlü pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Aynı zamanda S4 sorusu, uzaktan eğitimle ilgili sorunlarınızı ve görüşlerinizi İngilizce rahatlıkla iletebiliyor musunuz sorusuyla S5 sorusu, bundan sonra uzaktan eğitimle ilgili eğitim almak vermek ister misiniz arasında da güçlü pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür. Bu da akademisyenler için sorunların ilişki analizi sonuçlarına baktığımızda da S2 sorusu. Hocam toparlayabilir misiniz hocam? Hemen toparlıyorum hocam, az kaldı. S2 sorusu, sizce uzaktan eğitim etkili bir öğrenme yöntemi midir ile S3 sorusu, derslerin uzaktan öğretimi motivasyonunuzu nasıl etkiler arasında pozitif yönlü ilişki olduğu. Yine S3 sorusu, derslerin uzaktan öğretimi motivasyonunuzu nasıl etkilerler de S5 sorusunu, bundan sonra uzaktan eğitim yoluyla eğitim almak vermek ister misiniz arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Sorunların iki kare bağımsızlık testleri incelendiğinde de P0.05'ten şu olduğundan dolayı H0 red edilmektedir. Ve öğrenci ve akademisyenlerin uzaktan eğitimle ilgili etkili bir öğrenmeye sahip olup olmadığı görüşleri açısından önemli düzeyde fark olduğu görülmüştür. Öğrenci ve akademisyen ayrımına göre derslerin uzaktan öğretiminin motivasyonunu nasıl etkilediğini incelediğimizde de yine P değeri 0.05'ten şu olduğundan dolayı öğrenci ve akademisyen görüşleri açısından önemli düzeyde fark olduğu söylenebilir. Öğrenci ve akademisyen ayrımına göre uzaktan eğitimle soruları ve görüşleri İngilizce rahatlıkla iletip iletmediğini incelediğimizde ise burada da yine P0.05'ten şu olduğundan dolayı öğrenci ve akademisyenlerin görüşleri hakkında İngilizce rahata da iletip iletmedikleri açısından %90
önemli düzeyde fark olduğu %95 güvenle söylenebilir. Bu slide 33'te de. Bundan sonra uzaktan eğitimle ilgili eğitim almak ister misiniz ya da vermek ister misiniz diye sorduğumuzda da görüşleri açısından, öğrenci ve akademisyenlerin görüşleri açısından yine %95 güvenilirlikle fark olmadığı söylenebilir. Sonuç tartışma ve önerileri geldiğinizde ise araştırmaya katılan öğrencilerin ve akademisyenlerin benzer özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrenciler ve akademisyenlerin yarısından fazlası kadın ve fen edebiyat fakültesinde olduğu görülmüştür. Ve katılımcıların yarısından fazlasının evden internete bağlantıları ve kota olarak da 10 GB ve üstü kotaya sahip oldukları görülmüştür. Cihazların büyük çoğunluğu katılımcılara aittir. Ve ankete katılan bunların yarısından fazlası da herhangi bir sorun yaşamamışlardır. Öğrencilerin yarısından fazlası ders kayıtlarına ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak bunun yanında yarısına yakınında dersleri güzelce tatip ettiklerini ifade etmişlerdir. Ekran karşısında kaldıkları sürede pandemi süresince oldukça arttıkları görülmüştür. Ve üniversite öğrencileri yapılan bir araştırmaya göre de bu süre pandemi sonrası öncesine göre 2 kat artarak 4-6 saate ve daha fazlasına çıkmıştır. Bu çalışmanın gelecekte yapılması planlanan araştırmalarda öğrencilerle ve akademisyenlerle yüz yüze görüşmeler yapılarak uzaktan eğitim konusundaki memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörler hakkında daha derinlemesine bilgilerin açığa çıkmasında yararlı olacağı düşünülmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Soru varsa alabiliriz. Yoksa sıradaki konuşmacıya söz vermek istiyorum. Bir sonraki konuşma A Propensity Score Matching of the Bullying Effects on Academic Success isimli konuşmayı yapmak için sözü Sena Yıldız hocamıza bırakıyoruz. Yoksa Serpil Kılıç, Depren hocamız sunumlarını yapacaklardır. Merhabalar, iyi günler diliyorum. İyi günler Sena hocam. İyi söz herhalde. Sizin. Tamamdır, teşekkürler. Hemen ekranıma paylaşıyorum. Ekranım geldi değil mi? Şu an gelmedi ama biraz bekleyelim. Sanırım evet açıldı. Tamam. Görebiliyoruz hocam, tamam. Buyurun. Tamamdır, teşekkürler. Merhabalar. Ben yüksek lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Tez dönemimdeyim şu anda. Konumuz sevgili danışman hocam Serpil hocamla beraber gerçekleştirdiğimiz Propensity Score Matching isimli analiz çeşidi. Şimdi ben size bu konu analiz, datama nasıl uyguladığım gibi bunu başlıkları içerisinde başlayacağım. Bundan sonrası İngilizce olarak anlatmayı planlıyorum sizin için duygunsa. I will start with what is propensity score matching and I will continue with pros and cons, steps and application and I will end with comparison between logistic regression and random forest relationship. Propensity score matching is balance analysis method between treatment and control groups. On covariates, we have two different groups. For example, we can say that apple and orange and we are trying to simulate these groups as a homogeneous groups. So after getting balance with these groups, it can be observed the effects on covariate on outcome variable. And if we mention about the historical brief, PSM method, which is used in many fields such as medicine, economy, education, was proposed by Rubin and Rosenbaum in 1973. So propensity score analyzers can help researchers to minimize bias and draw valid conclusion. Propensity score is a probability, conditional probability. So when we calculate the propensity score, we will get a zero between zero and one. As we can see, Z represents the treatment, I represents treatment condition, and X represents the covariate. We will calculate for every unit propensity score, and this probability will be between 0 and 1. And the goal of propensity score matching
units with similar propensity score in treatment and control groups are matched, and the other ones, which means unmatched units, will remove the from study. So we will get the homogeneous groups obtained. And of course, we have limitations or cons. The otherwise, we have pros about propensity score. Pros has propensity score make inference from comparable groups and focuses on population of interest, and propensity score solves the dimensionality problem. And the other hand, limitations, propensity score has only can two groups, and if we more groups need to analyze them pairwise. And propensity score is not generated for any case with any missing data. And in that table, we can see the steps for propensity score model. On the left side, we have methods was applied for this research. And I applied for this research propensity score step. I calculate PS random forest. And for step PS methods, I applied near neighbor matching with caliper. And I used balance assessments to see balance from groups or data. And finally, as an outcome analysis, we used a t-test or regression analysis. And now we can continue with the aim of research. For this research, it's aimed to analyze the effects of student bullying on mathematic achievement by using bullying categories. In that study, treatment groups represent the students who are exposed to bullying, and control group represent the students who are not exposed to. And for that, RStudio is used, and matched package is downloaded from the application. For data set, we have 23 variables to express students' response or area, environment under circumstances. And you can see the blue general is defined as a general variable. This represents the treatment variable. And PISA dataset was used for this analysis. And we are trying to get balance between treatment and confounders to see effect of treatment on outcome variable. So in that case, in that data, treatment variable is defined as mentioned that bully general is defined as treatment variable. Outcome variable is defined mathematics score, and the other variables is defined age, education, grade, reputation, etc. These are covariates. Now we can continue with data analysis. Before matching, we should calculate the propensity score, and we should understand the of whether covariates are balanced or not before and after matching. And when we look at the matching, SMD values above 0.3, and according to literature or according to Austin, these values should be lower than or should be equal to 0.2. So with this table, we cannot matching. We can't do matching right now. We should do balance these two groups. And when we look at the histogram or distribution, we can see the imbalance situation between control and treatment. And now we can continue with propensity score estimation. For that, we used random forest. Propensity score can be estimated logistic regression, random forest, etc. For this study, first of all, we use random forest. And as I mentioned that PS value is a probability, so it should be between 0 and 1. And we can see the result PS values between 0 and 1. We used random forest for that. And now it's time to matching. We estimate the propensity score. When we match by using near neighbor matching method, we have got match units with similar each other, which has, you can see, control and threat groups.
And also we can check between the histogram or distribution. And matched treatment units and matched control units has a similarity according to this table. And unmatched units between 0, between 0.4. So these numbers represent the unmatched units for this case. Also, by using histogram, we can see the before and after matching situation. For raw data, we can see before matching, we have unbalanced data. And after matching, we have a similarity between these two groups. And so we can say that the matching process has a successful, but it's not enough for these categories or graphics. Now we can check by using standardized differences. And when we look at the categories, we can see this SMD values under 0.2, which has we want to get this conclusion. And we can see that good matching has been obtained and these values under 0.2. Now we can continue and we can compare before and after matching situation. Before matching, data was very unbalanced, especially between control and treatment groups. And after matching, we can see the similarity and the graphic looks like more tidy. So the selection bias has been reduced and we can say that we have balance for these two groups. Also, in the data set, for every variables, we can see that standard mean differences in that graphic unadjusted represent the before matching situation for these variables and adjusted represent the after matching. We can see that SMD variables have been changed between 0 and 0.2. So we can say that groups for each covariate has been obtained. And finally, after getting balance between groups, now it's time to test whether it aims to analyze the effects of student bullying on mathematic achievement. So treatment value represents students have exposed to bullying or not, and outcome variable represent the mathematic score. So we want to examine that, what is the reason from the study. So according to results, we conclude that the students who have exposed to bullying affected their mathematic achievement according to p-value. And now, as a last step, I wanted to add the logistic regression because it's the most common for propensity score. It's the method. And when we look at the balance for logistic regression, we can see that the standard mean differences has been variety for this graphic, and we can get that there was an unbalanced situation between covariates and groups. On the other hand, random forest represent the balance between 0 and 0.2. So it can be said that using random forest, the balance between groups and covariates was obtained. And also we can see by using histogram for logistic regression, very unbalanced situation. And on the other hand, for random forest, indicate the good matching and balanced results. And if we compare the logistic regression and random forest between tests using t-test, when we get that for logistic regression, according to p-results, it was concluded that students who have exposed to bullying not affected their mathematic achievement. On the other hand, random forest is the best way. P-value was obtained lower than. So it was concluded that the students who have exposed to bullying affected their mathematic achievement. To sum up, until now, we have used PISA data set and for estimate propensity score, we use random forest algorithm, and for matching step, near neighbor matching is used, and we get as a differences below 0.2, which is good results, and we result we want to wait.
As a last step, we compare the random forest and logistic regression results, and it was concluded that random forest is a best way and led us to reach better matching and good results. Consequently, for random forest, it was concluded that the students who have exposed to bullying affected their mathematic achievement. Oh, thank you. Teşekkür ederiz hocam. Soru varsa alabiliriz. Ben teşekkür ederim. Peki, bir sonraki sunumumuz Colendi ekosisteminde mikro kredi skorlama ve müşteri segmentasyonu uygulaması isimli sunumu yapmak için sözü Dudu Banu Yozgatlı hocamıza bırakıyoruz buradaysa. Veya yerine sunumu yapacak hocamız varsa. Sunum listesinde Bekir Çetintav, Murat Cansoy hocamız var. Aynı sunumda ismi olan. Yok sanırım. Biz kaldığımız yerden devam edelim oturumumuza. Hocalarımız katılırsa en son konuşma sırasını kendilerine veririz. Bir sonraki sunum. A Survey Tree Structure Topic Modeling Methods in After Sales Customer Problems Domain isimli sunumu yapmak için sözü Sabri Bağcı hocamıza bırakıyorum. Hocamız burada sanırım. Merhabalar. Merhaba Sayın Hocam. Söz sizindir hocam. Buyurun. Tabii ki ekranı paylaşıyorum. Ekranım geldi mi şu an? Evet hocam. Tamamdır. Selamlar yine herkese. Sabri Bağcı ben. 4 seneden beri Doğuş Teknoloji'de satış sonrası destek departmanında product owner olarak çalışıyorum. Bu bildiriyi Mehmet Emin Eker, Alper Ulusoy ve Halime Eker ile birlikte hazırladık. Bugün sizlerle satış sonrası destek alanında firma ve müşterilerin talep ve ihtiyaçları üzerine konuşmak istiyoruz. Sunuma geçmeden önce çok kısa da Doğuş Teknoloji hakkında bilgi vereyim. Doğuş Teknoloji 2012 yılında bağlı olduğu grup firmalarına teknolojik destek vermek amacıyla aktivitelerine başlamıştır. Yaklaşık olarak 4 seneden beri de katma değerli servis ve ürünler ile yurt içi ve yurt dışında hizmet vermeye devam etmektedir. Hemen konumuza geçecek olursak. Bugün sizlere aslında satış sonrası destek hizmetlerinde özellikle taşınabilir cihazlarda yaşanan teknik problemlerin çözümlerini servis ya da onarım merkezlerine gitmeden problemi çözmeyi, problemin çözümüne nasıl ulaşılacağı hakkında aslında birazcık söyleşi yapacağız. Bu söylem kapsamında firma ve müşterilerin beklentileri nelerdir? Taşınabilir cihazların gelecek yıllardaki market paylarını sizlerle paylaşıp en sonları yeniliklerle sunumumu sonlandırmayı planlıyorum. Satış sonrası hizmetlerde yaşanan problemler neler? Aslında biz 4 seneden beri Türkiye'nin Samsung Türkiye firmasıyla beraber aslında bu hizmetlerde satış sonrası destek hizmetlerinde uygulamalar geliştiriyoruz ve aslında problemin kaynağını sahadan direkt aslında gördük. Üretici ve onarım firmalarının farklı olması, satış kanallarının çok fazla olması, müşterilerin yaşanan sorunlarda ne yapacaklarını bilmemeleri, satış sonrası destek süreçlerinde SLA süreçlerinin takip edilmemesi, müşteri memnuniyetlerinin azalması ve satış davranışlarının buna göre değişmesi, üretici firmalar için personel ve sistem maliyetinin çok yüksek olması aslında satış sonrası hizmetlerde yaşanan problemler. Bu problemler aslında küçük problemler gibi gözüküyor ama inanın satış sonrası destek süreçlerinde müşterilerin satın alma davranışlarının çok yönlü bir şekilde değiştiğini biz burada gördük. Burada aslında taşınabilir cihazların pazar durumlarına bakmak istiyoruz. Yani bu pandemiyle beraber aslında dünya çapında akıllı telefon pazarlarının %20 arttığını gördük. Yine marka dağılımlarına göre global pazar trendlerinde işte Samsung'un yine 76 milyon sevkiyatla pazarda birinci oldu. Xiaomi yine büyüyerek ona yaklaşmaya çalışıyor. Arkasından Oppo ve Vivo sırasıyla gelmekler ve bunlar açıkçası Türkiye'de de üst kurmaya çalışıyorlar şu an için. Yani burada anlayacağımız satış sonrası destek hizmetlerine taşınabilir cihazların satışları çok yükseldi ama herhangi bir yaşanan problemlerde cihazlarla ilgili müşterinin yaşamış olduğu problemlerde muhatap bulmakta, bulmuş olduğu muhatapları doğru bir şekilde dizayn etmekte müşteriler çok zorlanıyor ve aslında üretici firmalarda bunlara çözüm yolu aramaya çalışıyorlar.
Burada da aslında az önce anlatmış olduğum şeyin grafiğini paylaşmak istiyorum. Yine az önce bahsetmiş olduğum aslında taşınabilir cihaz telefondu. Bu da tam tersi laptop marketine taşınabilir cihazların sevkiyatlarında da yine büyük artışlar burada da söz konusu. Yine Türkiye'de de akıllı telefon ve marketlerde işte Samsung tarafında da büyük bir artış söz konusu oluyor. Biz aslında burada ne yapmak istiyoruz? Kısaca toparlamam gerekirse dağıtık olan üretici firmalarla onların merkezlerinin arasında bir linklenme problemleri söz konusu. Çünkü üretici firmalar kendi sistemlerini onların merkezlerini açmak istemiyorlar. Çünkü onların merkezleriyle farklı firmalardan oluşuyor bunlar. Tamamıyla bir partnerlik olarak çalışıyorlar. Ama burada müşterinin herhangi bir dağıtık satış kanalından almış olduğu cihazların yine aynı şekilde aynı firmaya gittikleri noktada yine bir telefon numarasıyla ya da bir adres bilgisiyle yönlendirmeler yaşanıyor ve aslında buradaki müşterinin yaşamış olduğu problemi çözme süresi her geçen gün gitgide uzuyor. Bizim aslında buradaki yapmak istediğimiz şey ya da düşündüğümüz piyasada görmüş olduğumuz açık aslında müşteri onarım merkezi ve onarım merkezine ya da servislere gitmeden problemlerin online bir şekilde bu tree structure yapısıyla çözülebilmesiyle olacağını düşünüyoruz. Şu an için buna benzer çalışmalar Basic Office'da yapmaya çalışıyoruz. Çağrı merkezi bayiler, servislerden almış olduğumuz toplu dataları aslında sistemlere entegre edip bunları label'lamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla daha sonrasında yaşanacak herhangi bir problemde birbirini tekrarlayan çözümler var ise hiçbir şekilde müşteriyi çağrı merkezine, onarım merkezine servislere yönlendirmeden o an problemini online bir şekilde çözmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Yine ikinci bir problem aslına bakarsanız müşterinin problemini tam olarak üretici firma ya da onarım merkezine net olarak anlatamaması. Çok basic kelimelerle kendisinin ifade edebileceği işte şak şak diye yanıyor, işte kesilip kesilip geliyor tarzındaki kelimelerin hepsi aslında bunlardan anlamlı birer metin oluşturup müşterinin ne demek istediğini kısa sürede anlayıp problemi çözmek de aslında bu tree structure yapısında da çok uygun olacağını düşünüyoruz. Yine aslında bu çözüm de böyle bitmiyor. Çözümün yetersiz kaldığı durumlarda yine diyalog datalarından beslenerek daha öncesinden yönlendirilmiş en yakın onarım merkezlerine ve servislere de yönlendirme durumları da söz konusu olması satış sonrası destek alanında doğal dil işleminin önemini vurguluyor bize. Çok kısa aslında burada deneyimi de yaşatmak istersek herhangi bir web sitesine üreticinin web sitesine girdikten sonra search bar'a problemini yazacak müşteri. Yazılan problemi aslında en uygun olanı karşısına çıkartılacak. Daha öncesinden çağrı merkezi ve onarım merkezlerinde uygulanan adımlar müşterinin karşısına çıkartılacak. Ya problem çözülecek ya da en yakın onarım merkezlerinin routing işlemleri kargo ve kurye entegrasyonlarıyla buradan da gerçekleştirebileceğini görmüş oluyoruz. Doğal dil işlemiyle firma ve müşterinin kazançları nere olacak aslında? Müşteri tarafında onarım ve servis merkezlerine gitmeden problemini çözmesine imkan sağlayacak. Yine aynı şekilde çok kısa sürede problemini çözen müşterinin müşteri memnuniyeti artacak ve bundan sonraki satın alma davranışlarının olumlu yönde etkileneceğini düşünüyoruz. Çözümsüz problemlerde ek süreçlerle kargo ve kuryelerle onarım merkezine yönlendirme yapılması müşteri memnuniyetini satış sonrası destek alanında çok daha ileri götüreceğini düşünüyoruz. Firmaların çağrı merkezi, onarım merkezleri, servis merkezlerinin iş yüklerinin azaltılması, personel verimliliğinin artırılması, personel maliyetlerinin azaltılarak firmalara kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz sunumunuz için. Varsa sorularımızı alabilirim. Aslında ben bir şey sormak istiyorum hocam. Pek yaptığınız şeyi kapsıyor mu bilmiyorum ama iletişimde bazen uzaktan erişim ile aldığımız ürünlerle ilgili hani bilgisayar alırız veya cep telefonu vesaire. İletişimde çok uzun bekleme periyotları oluyor. Evet, evet. Kesinlikle. Mesela bunlarla ilgili hiç çözüm önerileri veya çalıştığınız şeyler var mı? Mesela hayatımızda çok sık rastlarız yani bir şey alırız ama çok uzun bir yere ulaşmak özellikle beni mesela çok rahatsız eder. Bir müşteri hizmetlerini aradığımızda 4-5 adım, 6 adım, 8 adım, 9 evet. adım devam ediyor ama bir türlü ilgiliye ulaşamıyorsun. En son birine ulaşırsınız o da sizinle ilgilenmez.
Aynen öyle. Şimdi aslında çağrı merkezlerinin de çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Buradaki biz amacımızı da söyleyeyim, daha doğrusu düşündüklerimizi. Normal tree structure yapılarında bir problem vardır ve altında onların çözümlerini uygulayacak dediğiniz gibi adımlar vardır. Ama bazı problemler var ki 6-7 adımda çözülen problemlerdir. Bunlar müşteri bu esnada sıkılır ve aslında ekranları kapatır. Ama biz biliyoruz ki çağrı merkezinde 2 ya da 3 adımda problemin net bir şekilde anlaşılması, müşterinin ne dediğini anlamak, problemin net anlaşılmasından sonra bunu 2 ya da 3 adıma indirmek aslında buradaki amaç. Yani biz evet. o toplanmış dataları iyi bir şekilde analiz ettikten sonra bunları çözüme ulaşmış case'lerle eğer benzeştirme durumlarımızda aslında bu söylemiş olduğumuz sistem anında otomatikman hızlanacak. Yani burada da şey söyleyebiliriz. Tree structure yapısının akıllandırılması aslında biraz daha hedef. Bu da daha çok fazla datayla çok fazla case de oluyor. Dediğim gibi biz 4 seneden beri böyle datalar var elimizde uğraşıyoruz ama dediğiniz gibi hakikaten çok ciddi bir şey. Kaldı ki insanlar çağrı merkezlerine ve onarım merkezini çağrı merkezini aramak ve sizin karşılaşmış olduğunuz problemle karşılaşmak da istemiyor. Dolayısıyla biz bunu üretici firmanın sayfasını bir banner olarak koyup o açılan sayfada ne istiyorsa yazsın ve biz onu anlayalım ne demek istediğini. Hiç ona soru sormayalım. Bunu mu demek istiyorsun? Şunu mu demek istiyorsun gibi değil. Daha öncesinden çağrı merkezine ya da chatbotlardan yazılmış yazıların benzeştirerek gerçek problemin ne olduğunu anlayıp müşteriyi 2 ya da 3 adımda problemi çözmeyi hedefliyoruz aslında. Sizin demiş olduğunuz noktada böyle açıklayabilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ben teşekkür ederim. Başka soru yoksa arkadaşlar bir sonraki sunuma geçmek istiyorum. Sıradaki sunumumuz Development of Lifetime Production Models for E-commerce Sellers by Using Machine Learning isimli sunumu yapmak için sözü Mehmet Emin Öztürk'e bırakıyoruz. Hocamız merhabalar. Burada mı? Buradayım, evet buradayım. Söz sizindir hocam, buyurun. Merhaba. Hafta sonları ekranımı paylaşıyorum. Ekran şunu için bir saniye izin vermemi istiyor bu sistem onun için. Sesimi alıyor musunuz? Hocam ekran donmuş. Evet ekran dondu. Merhaba tekrar, kusura bakmayın. Ekran paylaşmam için yeniden başlattım uygulamayı. Şu an duyabiliyor musunuz? Şu an sesiniz geliyor. Ekranı yansıtırsanız başlayabiliriz. Tamam, kusura bakmayın.
Şu an görebiliyor musun? Ben izin vermediğim için sağlıyorum sürekli. Ekran gelmedi değil mi hala? Yok, ekran gelmedi hocam. Geldi mi şu an? Hayır, ekran görünmüyor. Sunumu ben sizinle paylaşsam, siz paylaşsanız olur mu? Tüm ekranı paylaşsanız hocam, bilgisayarınızın. Paylaşıyorum ama hata veriyor şeyden, gizlilikten dolayı paylaşmıyor. Yani kayıt alındığı için paylaşamıyorum şeklinde uyarı alıyorum. Bir türlü paylaşamadım. Bir de uygulamadan tekrar girmeyi deneyeceğim. Kabul edebilir misiniz? Tekrar deniyorum. Şu an geldi mi? Geldi şu an. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, şu an görüyoruz. İsmim Mehmet Emin Öztürk. Trendyol'da Data Scientist olarak çalışıyorum. Bugün size Trendyol'daki satıcıların yaşam boylarını tahmin ettiğimiz, makine öğrenmesi yöntemleri tahmin ettiğimiz projemizden bahsedeceğiz. Bahsedeceğim. E-ticaret platformlarında en önemli sorunlardan bir tanesi müşterilerin sadakati. Müşterileri elde ettikten sonra onları kaybetmemek önemli bir durum. Ve müşterileri elde etmek, müşterileri kaybetmemekten 5 kat daha maliyetli bir şey. Ondan dolayı müşterileri kaybedip etmeyeceğimizi anlamak, bunu tahminlemek önemli bir problem bizim için. Bunu tahmin ettikten sonra da müşterilerin bizimle ne kadar uzun süre devam edeceğini anlamak ve buna göre hareket etmek ikinci bir problem haline geliyor. Burada hem müşteri tarafından hem satıcı tarafında bunu anlamak için böyle bir proje geliştirdik. Bu projeyi geliştirirken bizim satıcılarımız, platformdaki satıcıların yaşam boylarını tahmin etmeye çalışıyoruz ve bunun için de iki farklı yaklaşımla üç farklı model denedik. Yani toplamda 6 farklı sonucu kıyaslamış olacağız. İlk yaklaşımda outlier detection, yani aykırı data pointlerin hiç dokunmadığımız yaklaşım. İkinci yaklaşımsa outlier detection yaptığımız yaklaşım. Ve bunu üç farklı model çeşidiyle test ettik. Bunlardan birincisi support vector regressor, ikincisi gradient boosting regressor, üçüncüsü de decision tree regressor. Bu yöntemlerin detaylarını ileride bahsedeceğim. Ve literatüre baktığımız zaman 3 farklı makale ile karşılaştık. Bunlardan birincisinde bir lazer üretim fabrikasının machine learning yöntemleriyle ürettikleri lazer makinelerinin ömürlerini tahmin etmeye çalışıyorlar. İkinci makalede ise bir e-ticaret platformunun bizim de biraz önce bahsettiğimiz gradient boosting algoritmalarıyla sequence to sequence modellerini kıyasladıkları bir çalışma yapmışlar ve sequence to sequence modellerinin de aslında gradient boosting machine'ler kadar iyi çalıştığını görmüşler. Son olarak
Belçikalı bir telekomünikasyon startup'ı Eurotel, kendi müşterilerinin churn olma, yani platform terk etme ihtimalleriyle onlar için ne kadar değerli olduklarını tahmin ettikleri bir proje yapmışlar. Buna göre, bu proje çıktılarına göre müşterilerini segmentlere ayırıp onlar için en değerli ve en uzun soluklu olacak müşteriler için özel kampanyalar yapma yoluna gitmişler. Bizim kullandığımız dataset 1897 adet satıcıdan oluşuyor ve bu satıcıların ödeme yöntemleri, yaşadıkları şehirler, satış yaptıkları şehirler, toplam gelirleri, toplam işlem hacimleri, sektör tipleri, iş tipleri, satış kanalları, taksit opsiyonları ve indirim tiplerini kullanarak bu satıcıların bizim platformumuzdaki yaşam sürelerini tahmin etmeye çalıştık. Biraz önce bahsettiğim iki farklı yaklaşımı üç farklı model üzerinde denedik. Bu iki farklı yaklaşımda outlier detection yaparken OneClass SVM diye bir yöntem kullanıyoruz. Bu OneClass SVM'in de içerisinde bir new parametresi var. Bu new parametresini 0.5 ve 0.8 değerlerini kullanarak iki farklı dataset elde ettik. Birinci datasette 950 satır elimizde geriye kalıyor outlier'ları eledikten sonra. İkinci datasette ise 562 adet datamız kalıyor. Ve bu üç farklı dataset üzerinde tenfold cross-validasyon uygulayarak her bir modelin mean average errorlarını, RMSE ve mean average precision errorlarını elde edip bunları kıyasladık. Hiperparametre optimizasyonu için de grid search uygulamış olduk. Birinci yöntem support vector regressor. Support vector machine'lere benzer bir yöntem. Bunun daha continuous değerler için kullandığımız hali. Biraz önce bahsettiğim üç farklı dataset üzerinde farklı hiperparametrelerle bunları denedik. Kernel ve C dediğimiz kompleksite parametresi hepsinde aynı kullandık. Epsilon ve gamma değerlerini gördüğünüz farklı değerleri kullanarak test ettik support vector regressor'ı. İkinci modelde de gradient boosting regressor'larda farklı learning rate'ler, farklı loss ve farklı number of estimators deneyerek bunların da sonuçlarını elde ettik. En son tüm sonuçları tek bir özet sayfasında göstereceğim. Ve aslında gradient boosting regressor'ın daha temel taşı olan decision tree'leri denedik. Decision tree'lerde farklı derinlik değerleri, farklı minimum sample sayısı, farklı minimum sample split değerleri deneyerek bu üç farklı dataset üzerinde testlerimizi gerçekleştirdik. Ve ilk başta bahsettiğim bu outlier detection yaparken OneClass SVM kullanmıştık. Burada new parametresini 0.5 ve 0.8 olarak iki farklı şekilde deneyip iki farklı dataset daha elde ettik. Ve biraz önceki modellerin hepsinde bu üç dataset üzerinde test ettik. Toplam sonuçlar sol tarafta özet halinde görebilirsiniz. Özetleyecek olursak support vector regressor birinci datasette, yani outlier detection yapmadığımız datasette mean average precision error'a baktığımız zaman, MAPE'ye baktığımız zaman 93.43 ile en iyi sonucu vermiş. Yine aynı şekilde ikinci yöntemde de daha hafif bir outlier detection yaptığımız yöntemde de 30.89 mean average precision error'la yine en iyi sonucu vermiş. Ve son olarak daha fazla outlier detection yaptığımız yöntemde en iyi mean average precision error değeri yine support vector regressor'a ait ve birinci yöntemle en sondaki üçüncü dataset arasında %78'lik bir iyileşme var. Yani özetleyecek olursak outlier detection uyguladığımız ve uygulamadığımız iki farklı yaklaşımımız var. Bu outlier detection uyguladığımız yaklaşımda da iki farklı dataset üretiyoruz. Ve her birini üç farklı metrikte, yani mean average precision error, RMSE ve mean average error'la bu metriklerle kıyaslıyoruz. Bu metriklere bakarak değerlendirdiğimizde tahminleme modellerimizden support vector regressor'ın en iyi çalıştığını ve datasetler içerisinde de en son 3. outlier detection'ın daha yoğun olarak yaptığımız yöntemin daha iyi çalıştığını görüyoruz. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Başlangıçtaki teknik aksaklıktan dolayı da kusura bakmayın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Varsa misafirlerimizden soru alabiliriz. E,
Eksik kalan bir sunumumuz vardı. Dudu Banu Yozgatlı hocamız veya sunumda ismi geçen diğer hocalarımızdan burada olan var mı? Meryem Uzun hocamız sanırım bir soru sormuş. Mehmet Emin hocamıza cevap verirseniz memnun oluruz. Bakayım hemen. Chat kısmında yazılı. Sözlü olarak da şey yapabilirsin. Mikrofonu açabilir misiniz arkadaşlar konuklarımız için? Sesim gelmiyor mu? Beni duyabiliyor musun? Emin hocam siz mi konuşuyorsunuz? Evet konuşuyorum ama sesim gelmiyor. Sesiniz geliyor. Ben diğer katılımcılar tamam. için de sesin açılmasını rica ettim. Meryem hocamız. Şu anda chat kısmına bakabilirseniz tamam. Mehmet Emin hocam. Soruya cevap vereceğim. Bahsettiğimiz, yani aslında sunumda vardı, kaçırdınız muhtemelen. OneClass SVM yöntemini uyguladık Outlier Detection için. Burada da new parametresi var. Outlier Detection'ın ne kadar daha ciddi yapılıp yapılmayacağını belirleyen. Bunu 0.5 ve 0.8 parametrelerini kullanarak iki farklı dataset elde ettik. Bu şekilde. Başka bir şey... Tamam herhalde. Kıymetli katılımcılar, 5. Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı'nın bu oturumu burada sona ermiştir. Katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diler, sağlıklı günler dileriz. Sağ olun. İlgili arkadaşlar.